ilişkiler. Yani hiçbir şekilde insani olarak bana yardımcı olmadılar. Ve bu benim asıl kahreden şey bu beni yani. Yaralayan şey bu. Benim arkadaşım 3 tane çocuğu olan bir arkadaşım bana kol kanat geldi. Ederim ama haberleşiriz. Her yolu deniyorum, herkesle temas halindeyim, ne yapabilirim, nasıl çıkabilirim. Yani bu süreci şunu yapmak istiyorum. Ya onurumla, namusumla, şerefimle bir düzen kurmak istiyorum. Yani çok fazla bir talebim yok. Huzurlu bir hayatım varken şu an cehennem hayatı yaşıyorum. Özgürlük alanım kayboldu. Bilmiyorum yani, sokakta kaldım. Sonrası yok. Sonrası sokakta kaldım. Kaç gündür evinize gitmiyorsunuz? Bir haftadır gidemiyorum. 1,5 haftadır evime hiçbir şekilde giremiyorum. Bunun önünde kendi dışkısını koydu. Yani sınırlarını tamamen aştı. Hiçbir şekilde evime giremiyorum. Şu an inanılmaz derecede mağdur durumdayım. Çocuğumu babasına göndermek zorunda kaldım. En son çocuğumun suratına biber gazı sıktı. Oğlum astım nöbeti geçirdi, sinir krizi geçirdi, hastaneye kaldırdık. Ve geçen hafta itibariyle sınavları başladı. Can güvenliği olmadığı için ben babasının yanına göndermek zorunda kaldım. Eşyalarımı topladım ve ev bulamıyorum. Evden de çıkamıyorum. Şu an bir arkadaşım yanında bildiğiniz sığıntı hayatı yaşıyorum. Sabah evden çıkıyorum, yukarıdan küfür, tehdit, hakaret. Saat 10'da eve geliyorum, yine aynı şekilde asansörü yukarı kattan çekip benim hani yukarı çıkmamı engelliyorum. Bildiğiniz şiddet, kadın her şekilde taciz ediyor. Bu kadın akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Yani kendisine hiçbir şekilde cevap vermeyen bir insana. Yani siz bir yıldır neden eziyet ediyorsunuz? Yani beni bırakın 11 yaşındaki çocuğuma, polisleri geliyor diyor ki polislere. Çocuğu diyor beni diyor taciz etti. 11 yaşında yani hukuki olarak ifadesi bile alınmayacak yaşta bu çocuk. Ben şöyle bir şey var yani ben şehir değil ülkeyi bile değiştirmek istiyorum. Devlet bana sahip çıksın istiyorum yani birileri demeyeceğim. Çünkü bu süre zarfında birçok insan benimle temasa geçti. Ve her şeyim hayatım alt üst oldu ve ben sadece yasalara devlete güveniyorum ona sığınıyorum. İnsanlardan yardım talep etmeyi yardım derken... Maddi anlamda bir şey değil. Yani ben ev arıyorum. Lütfen hani evi olan varsa ben oraya taşınmak istiyorum. Kurtuluş değil. Diğer insanların yaptığı şeyler de üstüne tuz biber oldu. Yani ne ev bulamıyorum. Bu şekilde bir arkadaşımın yanına sığındım. O da 15 gün içerisinde zaten bu evi bırakacak. Bildiğiniz ben sokakta kaldım. Kalacak hiçbir yerim yok. Evim var, eşyalarım var. Hiçbir şey yapamıyorum. Evime gidemiyorum. Çünkü o kadın beni sürekli tehdit ve tacizlerde bulunuyor. Can güvenliğim yok. Bir an önce bir düzen kurmak istiyorum. Çocuğumla beraber huzurlu bir yaşam istiyorum. Başka bir talebim yok. Sen bunu benim okuyacak kapasite de değilsin. Vücudun kapasiteyle ama o aklın ne işleyecek? Yani üniversitede sen canlı, sen kesin ben bunu benim okuyorsun. Allah'ım acıya. Neyin var ki ne veriyorsun sen? Burada yapayalnızsın Antalya'da. Ne bu bir kanalın yapan böyle? Ben bir sahibim, sen kiracısın. Kiranı son veriyorsun. Git alçın oradan, git alçın. Ben zengin.